Merhaba arkadaşlar. Hepimiz Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir sosyal medya hesabından bildirim geldiği anda doğal olarak oraya yöneliyoruz. Gelen son bildirime tıkladığınızda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Bosna Hersek temaslarını gördük Allah'a şükür. Hepimiz zaten bunu dört gözle bekliyorduk. Adalet Bakanı ne zaman Bosna Hersek'e gidecek? Yatıp kalkıp bunu düşünüyorduk. Nihayet gitmiş. Seçim öncesinde dörtte dörtlerin kesinlikle dışarı çıkacağı beklentisini yaratan Sayın Adalet Bakanı bu dönemde neler yaptı? Binlerce kişi içeride kalmaya mahkum edilmişken, bir kez daha mahkum edilmişken onu merak ettim de birkaç tanesini bir toparladım şöyle. Yemin ettikten sonra kendisi ne kadar iyi çalışmış bir görelim. Devamında yorumum yok. Görüşmek üzere. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Şimdi önümüzdeki günlerde, haftalarda yargı reformu strateji belgemiz tamamlanmak üzere. Hemşerilerimiz topyekun karar aldılar. Bartın'dan hiçbir fire yok. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz. Sizler de Bartın der İstanbul'umuzda. Hemen bu akşamdan itibaren evlatlarımızı, kardeşlerimizi arayalım, tek bir fire vermeyelim. Amasya'da da gerçek belediyecilik başlıyor. Tutuşmuşlar şimdi. Amasya'da Ahmet Reis belediye başkanı seçilecek. Toplumun büyük bir kabulü var. Orada da siyasi partiler hepsi birleşti. Amasya için oy kullanacağız diyor seçmen. Biz bunu dediğimiz zaman ya 17 bakan siz seçim çalışmasındasınız. Bakanların seçim çalışmasında olmasıyla ilgili bir kanunen bir anayasal yasak mı var?